arabalarınızın Tanzanya'daki en büyük problemlerinden bir tanesi. Yolların çok fazla kötü olmasından kaynaklı arıza yapması arkadaşlar. Tabii biz çok uzak bir yoldan geldik. Şu an arabamızın şu kayış sesinden bayağı bir ses çıkmaya başladı. Sonra bir kapağını açtık. Baktık ki maalesef kayışın yarısı kopmuş gitmiş gibi bilirim. Yani incecik bir tel üzerinde bir şekilde devam ediyormuş. Allah'tan yani o yolda geceliğin falan vesaire gelirken o kayış komple kopmamış. Yani ne bileyim elimiz tadakamız varmış öyle söyleyeyim. Şimdi işte kayışı falan vesaire değiştiriyoruz. Daha sonrasında yollar dediğim gibi çok fazla düzenli ve iyi olmadığı için maalesef tekerlerde patlama sorunu yaşayabiliyoruz. Sabahleyin bir uyandık, arka tekerleğimiz de bayağı bir havası sönmüş. Muhtemelen patlamış olsa gerek. Yani aracınızı şu şekilde bakımını yapıyoruz. Yani Tanzanya'da bir de arkadaşlar araba kiraladığınızda hani yağına suyuna falan vesaire kontrol ederiz ya, onlar çok fazla önemli değil. Önemli olan kısım bence aracınızın işte kayış kısmına bakın. Bir de farlarının ne kadar kaliteli olduğuna bakın arkadaşlar. Çünkü bazı araçların farları inanılmaz derecede zayıf. Gece karanlık ve zifiri karanlık olduğu için seferler yollar. Bu yüzden yolları hiçbir şekilde göremiyorsunuz, seçemiyorsunuz. Bence en önemli noktalardan bir tanesi bu. İşte arka tarafta stepme, tekerlek, yedek tekerlek falan vesaire var mı? Bunları kontrol ediniz. Ama farı ve kayışı kesinlikle atlamayın. Bunlar bence en önemli ayrıntılardan bir tanesi. Hadi bakalım aracımızı tamir edelim, sonra yola devam. Arkadaşlar sizlere çok enteresan bir şey göstereceğim. Şu an Darussalam'a tekrar geri dönüş yapıyoruz. Şurada görmüş olduğunuz gibi iki tane zebra var. Şehrin içerisinde Kigoma'dayız şu an. Çok güzeller ya. Değil mi? Biraz şöyle zoom yapacağım. Alın size zebra. Çizgili. Bunlar Beşiktaş'ta herhalde. Çok tatlı. Gel pisi pisi. Pisi pisi. Pisi pisi. Mambo. Habari yako. Çok tatlı. Bu biraz küçük olan. Şuradaki ise daha büyük olan. Yani bu biraz daha böyle ne derler? Heybetli mi? Ha, heybetli. Herhalde erkek olan bu olabilir büyük ihtimal. Çok acayip ya. İlk defa bu kadar yakından görüyorum. Aha, hareket etmeye başladılar. Kurtular herhalde bizden. Çok şekerler ya. Kesinlikle çok güzel. Herhalde buradaki çiftliği yani şu arka tarafta bir tane ev var. Onların olsa gerek diye düşünüyorum, tahmin ediyorum. Besliyorlar herhalde. Otele de çok yakın bu arada bunlar. İlerleyelim mi o zaman? Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ben şu sağdakine bayıldım. Sağdaki çok güzel duruyor. Evet arkadaşlar, Kigoma'dan Darussalam'a geri dönüş yapıyoruz. Gündüz saatlerinde yola çıktık fakat arabamızın tekeri patladı. Şu an ustamız Leyla ulaşıyor tekeri değiştirmek için. Kendisi bu işlerde uzman olduğunu söyledi. Ben de tamam, bütün görevi ona verdim. Şu an yolun kenarındayım. Video çekiyorum. Bir köye ya da bir kasabaya yakın olsak gerek. Çünkü buradan bayağı bir insanlar da geçiyor. Şöyle bir etrafın manzarayla size göstermek istiyorum. Evet, şöyle görmüş olduğunuz gibi bisikletle gelen arkadaşlar da var burada. Biz beyaz olduğumuz için hemen durdular. Şöyle göstermek istiyorum. Şu an tekeri değiştiriyoruz.
Açıkçası Darussalam'dan Kigoma'ya gittiğimiz zaman çok ciddi manada telefonda şarj sıkıntısı yaşadım. Bu yüzden hani yolculuğumu çekememiştim. Kigoma'ya varınca telefonu şarja koyduktan sonra artık çekimlere başladım. Ama bu sefer tedbirimi aldım arkadaşlar. Bu yüzden yolculukta hem de tecrübemiz de var açıkçası. Yani tecrübe edindik giderken. O yüzden gelirken belli bir rota çizdik, belli bir plan yaptık. Çünkü yolu artık tanıyorduk, biliyorduk. Ona göre de telefonun şarjını da muhafaza ediyorum ki sizlere bu yolculuğu daha net bir şekilde aktarabileyim diye. Şimdi arkadaşlar neredeyiz? Darussalam'a dönüş yaptık. Yaklaşık olarak gece saat 11.30'da Tabora şehrine vardık. Bu Tabora çok küçük bir şehir arkadaşlar bu arada. Hemen böyle şehrin daha girişinde bulunan bir tane pansiyona geldik. Bu pansiyonda dedik ki şöyle 5-6 saat bir yatalım, dinlenelim. Şu an sabahın 5'i. Uyandım, gözlerim zaten bellidir şiş şiş. Daha sesim de tam olarak açılmadı, kusura bakmayın. Ama erken saatte yol almak istiyoruz. Çünkü yollar gerçekten çok fazla iyi değil. Bir de arabamız biraz böyle hani alçak olduğu için o yolda çok fazla böyle titreşimde bize hissettiriyor açıkçası. O yüzden erken saatte diyoruz yola çıkalım. Ay, kısmetse herhalde tahminlerimize göre başta başkent olan Dodoma'ya varacağız. Daha sonrasında da Morogoro'ya varacağız. Morogoro'dan sonra da Darussalam. Büyük ihtimal yine gece saat 10 ya da 11'de Darussalam'da oluruz. Ve böyle ufak ufak geze geze daha böyle dinlene dinlene gitmeyi tercih ettik. İlk geldiğimizde hiç dinlenmedik. Direkt arabayla yardırdık gitmiştik. Ama bu sefer böyle değil. Dinlene dinlene gideceğiz arkadaşlar. Şu an neredeyiz? Bir tane pansiyondayız. Çok enteresan. Burada günlüğü 2 kişi için 10.000 şiling. 4 dolar verdik. Ama amacımız sadece kafamızı koyup yatmaktı. Çok enteresan bir odası var arkadaşlar. Tıpkı yani türbeler gibi size söyleyeyim. Yani ne bileyim Türkiye'de böyle meşhur türbelere gittiğinizde yatak o mezarların üstü böyle mermerle falan kaplıdır. Buradaki yatak da aynı bu şekilde arkadaşlar. Size göstermek istiyorum ama içerisi çok karanlık. Nasıl çekim yapacağım bilmiyorum. Ama bir şekilde size göstereyim. Şurası resepsiyon arkadaşlar. İşte kayıt defteri şu masanın üstündeki defter. Şöyle kapıdan geçiyorsunuz. Şurası lobi bölümü. Yani korku tünelini andırmıyor diyebilirim. Bazı korku filmlerinde de bu şekilde oluyor lobiler. Odalar ise şöyle. Yatak yok. Yani karyola, şu görmüş olduğunuz şey karyola arkadaşlar. Bildiğim beton dökmüşler. Sonra üzerine fayansla kaplamışlar. Orta kısmında muhteşem bir mimari başarı diyeyim ben buna arkadaşlar. Şu şekilde içerisine yatağı gömmüşler. Çok enteresan bir şey olmuş. Yani şu yatağı dekorunu değiştirmek isteseniz bu odanın yapamazsınız böyle bir şey. Çok enteresan, bakın. Şu yatağı kaldırayım, altına bakın. Biliyor musunuz? Komple beton. Yani bunu yatağı kaldırırsanız, içine su koyarsanız havuz olabilir. Tuvaleti var, minnacık. Bu arada ben, selam. Bir de milattan kalma bir televizyon var. Süper Dijital Multi Sistem. Onlink. Çalışıyor mu? Bilmiyorum ama antika. Böyle. Bir tane böyle sineklik var. Yani günde 15 şilik, başka ne bekliyorsun ki? Mustafa yani. Diyenler olacaktır. California Lodge. Logosu da var. Arabaya geldim, yine bir sürpriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu teker patlamıştı. Bunu değiştirdik. Şimdi ön tekerimiz patlamış. Ama Allah'tan bunu şimdi fark ettik. Bu ikinci oldu ya. Hadi bakalım hayırlısı. Açıkçası bir karar vermemiz gerekiyordu. Çünkü çok erken saatti. O saatte fundi dedikleri, yani usta anlamına geliyor. İşte tekeri tamir edebileceğimiz bir usta yok. Bir seçeneğimiz vardı. İşte stepme lastiği takıp yola devam ederek orada ilerleyen saatlerde bir tane yolda eğer usta bulursak tekeri tamir ettiririz diye. Açıkçası çok fazla güvenemedim. Dedim yol daha kötüdür bu sefer belki. O yüzden hani onu da o tekeri de kaybetmek istemedim. Bu yüzden arkadaşlar şöyle bir karar aldık. Dedik gidelim yatalım, anasını satayım. Saat 9-10 olduğunda uyanırız. Bir tane usta çağırırız. O tamir eder, öyle yola çıkarız. Daha güvenilir.
Şu an usta geldi arkadaşlar. Arabanın orada. İşte teker alacak. Direkt çalıştığı yere götürecek. Dükkanına götürecek. Dükkan da buraya çok yakınmış. Oraya gidip tamir edip getirip ondan sonra şey yapacak. Fakat ben size bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar bunu benim dikkatimi çekti. Buradaki evler, yani bu kasabın ya da bu köydeki ya da bu şehirdeki şu evlerin birçoğunda arkadaşlar su yok. Yani bu insanlar evlerini inşa etmişler fakat evlerine su tesisatı çekecek paraları olmadığı için bu şekilde kovalarla evlerine su taşıyorlar. Onları göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar insanlar kafalarında görmüş olduğunuz gibi kova kova su taşıyorlar. Buradan bayağı bir bu şekilde geçenler var. Dikkatimi çekti. Herhalde şu bölgenin oralarda bir yerde bir musluk olsa gerek ya da bir kıyı olsa gerek. Oradan kova kova suyu alıp evlerine doğru getiriyorlar. Yani evlerde şu şekilde gördüğünüz gibi. Tanzanya'nın başkenti Dodoma'dan herkese selamlar arkadaşlar. Evet, yolda Dodoma'ya uğradık çok şükür. Daha sonrasında buradaki restoranlara falan vesaire araştırdık. Şu arkamda görmüş olduğunuz KFC'nin çakma versiyonu, yani FFC diye geçiyor arkadaşlar. Buraya gelebilirsiniz. Yemekleri kesinlikle çok güzel. Pizzadan tutun işte KFC tarzında tavuklar, şavurma, yani et, tavuk döner, hamburgerden tut, birçok farklı fast food falan vesaire var. Bu yüzden burayı tavsiye ederim arkadaşlar. Kesinlikle güzel, dinlenmek için de güzel bir yer. Burada yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Şimdi tekrar yola çıkacağız ama şunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Dodoma gelişen bir şehir şu an burası. Bu yüzden burada inşaat işi, inşaat sektörüyle uğraşan kişiler açıkçası buradan iyi bir şekilde ekmek yerler gibime geliyor. Çünkü çok fazla gördüm inşaat alanı falan vesaire var. Yapılıyor çünkü gelişiyor, çok hızlı bir şekilde gelişen bir şehir şu an başkent olarak. Bu yüzden inşaat işi düşünenler arkadaşlar için söylüyorum. Hani eğer bu videoyu izliyorsanız burası yapılabilir. Dodoma'dan çıktık arkadaşlar. Yola doğru, hava karardı ama bu kadar talihsizlik olmaz ya. Bu kaçıncı teker patlayışımız artık hatırlamıyorum yani. Yollar çok berbat. Bu sefer teker komple olduğu gibi gitti. Yeni bir teker almak zorunda kalacağız. Ama gene görmüş olduğunuz gibi zifiri karanlık. Allah'ın bildiğiniz yolundayız. Ya felaket ya şu an durum. Mehmet abimiz şu an arabanın tekerini değiştirmeye çalışıyor. Sağ olsun o anlıyor bu işlerden.
Bakalım artık, inşallah sağ salim varacağız. Tekerin sonu hali şu şekilde arkadaşlar, göstereyim size. Bu sefer komple olduğu gibi gitti. Çok kötü şu anki durum. Herhalde ileride eğer başka bir yer bulabilirsek tekeri, yani yeni teker satın almamız gerekecek. Ama galiba Morogoro'da ancak bunu yapacağız. Oraya da yaklaşık 260 kilometremiz var. Artık bütün yolculuğu yavaş yavaş bir şekilde götüreceğiz. Olmazsın. Mehmet abi, we take this little down. I think this is very tekerimizi taktık ama şöyle bir hayvan şuradan geçiyor. Bunu size göstermek istiyorum. Bu dev bir karınca arkadaşlar. Gitme arabanın altına. Gel buraya. Seni çekeceğim. Dünyaya meşhur oldun. Ah, kaçtı. Arkadaşlar serçe parmak ebatındaydı resmen ya. Kocamandı. Ne acayip şeyler yaşadık ya bugün. Vallahi tekeri işte değiştirdik. Daha sonrasında mecbur. Hani o stepne tekerle devam edemezdik. Yaklaşık Morogoro'ya 260 km civarında bir mesafe vardı. O yüzden mecbur kaldık. Dodoma'ya tekrar dönüş yaptık. Acayip derecede şu an yorgunum. Bir tane gene bir pansiyon tuttuk. Bu geceyi de burada geçireceğiz artık. Yarın sabah erkenden yeni bir tane lastik alacağız. Çünkü lastik komple pert olmuş durumda. Yeni lastik alıp yolumuza böyle devam edeceğiz. Hayırlısı ya, vallahi ne aksiyon yaşıyoruz, ben de çok merak ediyorum daha neler olacak. Hadi bakalım, sabah olsun, Allah kerim, görüşmek dileğiyle. Şimdilik iyi geceler, sabah devamı gelecek. Günaydın, iyi bir şekilde dinlendik. Vallahi yaklaşık olarak şu an sabah saat 8-8.30 oldu diyebilirim. Kahvaltı yapacağız. Daha sonrasında yola tekrar çıkacağız işte, ama çıkmadan önce tekeri falan vesaire halletmemiz lazım. Dolama çok soğukmuş arkadaşlar. Yani Darüsselam gibi değil, yani tıpkı İringa gibi düşünün. Belki öğlen vakitlerinde daha sıcak olabilir ama yani biraz ben bildiğiniz böyle titriyor. Yani şu an bile çok soğuk, gördüğünüz gibi kazak falan vesaire giydim. Kaldığımız pansiyon güzel, şirin ama komple olduğu gibi full çekmiş. O yüzden hiç boş odası yok, gösteremiyorum. Ama kliması falan vesaire, yani bir önceki kaldığımız yerden çok çok daha güzel, öyle söyleyeyim. Şu an işte Leyla hazırlanıyor, bitirsin işlerini. Daha sonrasında şurada şöyle kahvaltılıklar falan vesaire masalar var, üzerinde çaylar maylar. Burada işte oturup kahvaltımızı yapacağız. Daha sonrasında yola çıkacağız açıkçası. Gündüz yola çıkmak biraz daha iyi, en azından yolda her başınıza herhangi bir sıkıntı geldiğinde teker falan vesaire gibi patladı, en azından yardımcı olabilecek kişiler var. Fakat geceleyin gerçekten çok kabus ya bu işler. Dün mesela işte lastik patladı, değiştirdikten sonra hani ileride böyle ışık mışık falan gördüm. Dedim orada herhalde bir köy veya kasaba bir şeyler vardır, gidelim orada bir bakalım dedik. Belki dedik ikinci el bir lastik bile bulursak takarız, yolumuza devam ederiz diye. Başta hesapta Dolama'da kalmak yoktu. Oraya gittik, fakat şunu fark ettim arkadaşlar, hani lastikçi var, sadece patlayan lastiği tamir edebiliyor. Fakat bizim lastik bayağı bir gittiği için yeni lastik lazım. Yeni lastik zaten yok, şehir merkezine gitmemiz lazım dedi. Daha sonrasında dedim ki ya, ikinci el lastik bulamaz mısınız? Hani düşün, bulunduğu yerde ikinci el lastik bile yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok, madem öyle dedik o zaman Dodoma'ya gidelim. Biz de yavaş yavaş böyle 20-30'la, çok fazla hızlanmadan. Çünkü gene yollarda kavisler falan vesaire var arkadaşlar işte. Biz mesela yolda giderken Leyla arabayı kullanıyordu. Ama kız acayip derecede korktu bu arada, biliyor musunuz? Çünkü bir tane çukur vardı. Arabanın da ışıkları, farları çok fazla iyi yanmadığı için yolun böyle bir 20 metresini falan görüyorsunuz, ondan sonrasını görmüyorsunuz, yani göremiyorsunuz. Zifiri karanlık, zaten videoda görmüşsünüzdür. Yani farlar bile aydınlatmıyor açıkçası yolları, göremiyorsunuz tam olarak. Bu yüzden fark etmedi, çukura bir girdi ama çukura girip çıkmasıyla bir böyle infilak sesi, boom diye bir ses. Ben bile korktuğumu düşün, kız çok fazla korktu. Hayatının ilk defa tabii başına böyle bir şey geldi. Hemen dedim kenara çek. Başta anlamadı, halen devam ediyor, gidiyor dedim. Kız teker patladı dedim, kenara çek dedim. Kenara çektik. Yani normalde şu an bana deseler ki o gece orada dur, orada ne bileyim o hani dur, en azından bir şeyler yapacağız dese hayatta durmam arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Ama o an artık nasıl bir cesaretse
Düşünün yani direkt dışarı attım kendimi. Ondan sonra başladık işte lastiği falan değiştirmeye. Ben aslında da rahatlığa bak video çekiyorum. Sizlere bunu paylaşmak istiyorum. Sonra geldim pansiyonda böyle kafamı koydum ya dedim ben ne yaptım ya. Ya oradan dedim bir aslan çıkaydı ya da ne bileyim bir timsah çıksa başka bir hayvan çıksa bizi orada kapsa. O an hakikaten insan bunları düşünemiyormuş. Çok komikti ya, çok enteresan şeyler yaşadık. Dediğim gibi bakalım lastiğimizi halledelim. Daha sonrasında yolumuza çıkalım. Ben daha yolda bir sürü bu tip maceralar başıma gelecek herhalde. Bu video da çok tutar bence söyleyeyim. Çok çünkü eğlenceli. Ne kadar dramatik olsa da eğlenceli. Arkadaşlar bu arada başınızın ne gelirse gelirsin. Her zaman keyif alın ya. Valla. Çok fazla dert etmeyin yani. Hadi bakalım. Let's go. Bu arada arkadaşlar kahvaltıyı göstermeden geçemeyeceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tereyağımız var, bir de reçelimiz var. Ama bize gelen kahvaltı sadece 3 dilim ekmek ve bir tane haşlanmış yumurta. İşte bu kahvaltı. Mesela burada oturan bir tane abimiz var, şu an kahvaltı yapıyor. Hiç sesini çıkartmıyor. Önüne ne geldiyse geldi. Ben de aynı şekilde sesimi çıkarmayacağım ve kahvaltımı yapacağım. En azından bugün sınırsız çayımız var. Hadi, afiyet olsun. Evet arkadaşlar lastikçiye geldik. Arkamda görmüş olduğunuz dükkanda bir sürü böyle ikinci el lastikler falan vesaire var. İçerisi komple olduğu gibi full dolu lastikle. Aracımıza uyan lastiklerden bir tanesini seçtik. Şu an arkadaş işte tekeri komple olduğu gibi janta takacak. Daha sonra eğer Allah kısmet ederse yolculuğa çıkmaya çalışacağız. Darüsselam'ı özlemiş gibiyim ya. Vallahi billahi yavaş yavaş özlemeye başladım evimi falan. Orada burada kala kala artık canım çıktı ya. Bir türlü dolamadan çıkamadık. Kısmetse bitsin de artık yollara dökülelim istiyorum. Bakalım başka daha ne maceralar yaşayacağız. Arkadaşlar her şeyimiz hazır. Fakat yolculuğa çıkmadan önce şöyle karnımızı iyice bir doyuralım dedik. Bu yüzden yeni bir şehir keşfettim. Burayı şiddetle tavsiye ederim. Bir İtalyan restorantı. İçerisinde lazanya var, makarnası var. Daha sonrasında bir sürü pizza çeşitleri falan var. Bir sipariş veriyorsunuz, 15 dakikada geliyor. Tatlı matlı falan vesaire var. Yani çok zengin bir mutfak arkadaşlar ve genelde bu tip bölgelerde şöyle bir sıkıntı var. Öğlenleyin karnınız acıktığında maalesef açık restoran bulamıyorsunuz. Çünkü Tanzanya'da bir kültür var arkadaşlar. Yemek akşamları yeniyor. Saat 6'dan sonra yeniyor. Millet işten çıktıktan sonra mekanlar açılıyor, mekanlara gidiyorlar. Dodoma'da da birkaç tane mekan gezdim ve en büyük sıkıntı bu. Hepsi kapalı. Hepsi saat 6-7'den sonra hizmet verdiğini söylediler. Ama burası bir İtalyan restorantı. Bunu keşfettim. Adı Saip Cafe arkadaşlar. Burayı muhakkak bulun. Çok güzel. Çok beğeneceksiniz. Şu an mesela şu şekilde sallanıyorum. Gerçekten çok güzel. Etraf falan çok iyi. Kitaplar falan vesaire var. Sanki böyle bir Bodrum'da bir restoranta gitmişsiniz gibi insan hissettiriyor. Hiç böyle Afrika'da oturmuşsunuz gibi bir hava yok burada. Ve bu arada taze sıkılmış meyve suları falan vesaire var. Onlar çok lezzetli, çok leziz. Pizzaları falan vesaire zaten dememe gerek yok. Makarna eğer canınız çektiyse burada çok güzel makarna var arkadaşlar. Yolunuz buluşarsa buraya muhakkak uğrayın. Dün hatırlarsanız bir video çekmiştim. Düzeltiyorum pardon, dün değil. Günler karıştı. Birkaç günün videosunu montajlayacağım için. Bir FFC diye bir lokanta tanıtmıştım. Orayla buranın arası çok yakın arkadaşlar. Yaklaşık olarak bir 25 metre, 30 metre civarında bir yer. O yüzden muhakkak buraya da ya da buraya gidip bir uğrayın, buranın da bir menüsüne bakın derim. Çok şükür sonunda Darüsselam evimize vardık. Çok çılgınca, manyakça bir video olduğunu düşünüyorum. 2 gün boyunca hakikaten neler çektik neler sizler için bunları elimden geldiği kadar çekerek paylaşmaya çalıştım. Allah'a şükür artık evimizdeyiz. Artık evime geçip güzelce bir duşumu yapıp iyi bir şekilde dinlenebilirim. Herhalde uzunca bir süre video çekmeyeceğim gibi geliyor ama ben dayanmam. Gene kesinlikle sizler için yeni videolar çeker gönderirim diye düşünüyorum. Bu videoda alınacak bir ders var arkadaşlar. Tanzanya'da çok uzak yola çıkmayın. Çıkacaksanız uçakla gidin, otobüsle gidin, trenle gidin, arabayla da gideceksiniz böyle minik arabalarla falan gitmeyin. Hatta arabayla hiç gitmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.